Sevgili izleyiciler, bugün çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Sosyal sorumluluk projesi zeytin çekirdekleri ile e, Gül ve Yeşim Hanım'la beraberiz. Yeşim Hanım, proje nasıl doğdu? Size ilk dinleyelim. E, proje şöyle doğdu. E, biz Gül'le bir çocuk konserinde el sistemanın e, konserinde karşılaştık. Sonra e, bir toplantıya çağrıldık. Biz de hep beraber gidelim dedik. Ama orada o zaman tanışmıyorduk Gül'le ve orada tanışmış olduk. Ee, şey işte nasıl yaparız ne, neler yaparız İstanbul'da bunun ayağını nasıl oluştururuz bizler neler yapabiliriz derken ben zaten Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezinin koordinatörüyüm ee, 2007 yılından beri bu e, yerdeyim ee, çocuklarla ilgili projeler üretiyoruz orkestramız var o var bu var her şey nasıl yapalım nasıl yapalım derken Gül dedi ki işte e, dezavantajlı bölgeden başlayalım evet bizim de dezavantajlı bölgelerimiz var zaten. Fikirtepe bölgesi o zaman orayla ilgili o çocukları buraya alalım ve bir büyük ağaç adı altında bir oluşum oluşturuldu ve çok değerli diğer arkadaşlarımızla adını zikredeceğimizi Dikmen, Selen, evet. Kerem ve daha birçok gönüllü diğer arkadaşlarımıza Yaşar Morpınar'la bu işe başladık ve bizim etüt merkezi öğrencilerimizle, yani Kadıköy belediyesi etüt merkezi öğrencileriyle, hatta Gül gitti, Averilerle görüştük, hepimiz konuştuk. Orada işte e, geliyorlar buraya, müzik yapıyorlar birlikte ve konserler yapmaya başladık. Hatta belli bölgeler var, Sanayi Bölgesi ve e, Mandara Caddesi'nde, yani e, o çocukların ancak kendilerine ulaşabildiği yerler buralarda konser verdik, sahneler kurduk. Sağ olsun işte Gül ve diğer arkadaşlarımız hep beraber o çocukları Galata'ya götürdük hatta Galata şenliklerine katıldık. İlk böyle başladı sonra biz tabi bu el ele vermekle oluşabilecek bir şey. Nasıl bunu diğer devam ettirebiliriz düşünürken işte o aşamada Ayvalık devreye girdi. Yani bu çocukları nasıl neler yapabiliriz diye Ayvalık devreye girdi. Ayvalık'ta bunu yapabilir miyiz Yeşim dedi. Tabii neden olmasın Gül dedim harika olur. Kendisi sağ olsun böyle çok e, girişken ve diğer şeyleri çok çabuk düşünebildiği için hemen o sırada seçimler vardı. Belediye başkanları da yeni geliyordu seçiliyordu. Bunu bir proje olarak kendisi hemen oraya sundu. E, o zaman dedi çocuk sanat merkezinde örnek olarak gösterelim mi gösterelim dedi. Tabii burası biraz daha farklı bir e, yapılanmayla oluştu. Orası biraz daha e, farklı. Gö gösterelim mi gösterelim dedik e, ve orada ayvalık'ta gül e, bu çalışmayı başlattı. E, ...velilerle görüştü. Kendisi şimdi anlatacak. Velilerle görüştü. Hatta ben de bir ayağını oluşturdum. Tekrar gittim ona destek vermek için ama onun tabii... ...şeyi çok önemli. E, orada olması... ...adını koyulması. Onu da zaten... E, ...mutlaka anlatacak kendisi. Sonra... E, ...bu projenin ilk ayağı başkana sunulmasıyla... ...ve velilerle görüşülmesiyle başlamış oldu. Ondan sonraki ayağında ise... Haziran ayında biz buradan öğretmenlerimiz ve diğer şeylerle programları yaptık ve ilk olarak 170 çocuğumuzla 170 çocuğumuzla başladı. Ee, buradan öğretmenlerimize gittik. İşte ben de bir öğretmen olarak ritim çalışması, koro çalışması, e, onları e, işte yoga çalışması verdik. İşte, tabii bir korkunç bir disiplinle yaratıcı drama, çok iyi bir çalışmayla e, sonra enstalasyon çalışması yapıldı ama onlar diğer e, çalışma öğretmenleriyle birlikte e, Haziran'ın son ay e, haftasında ve e, Temmuz'un e, ilk haftasında ve sonunda da harika bir konser oldu. Ama buradan Kadıköy Belediyesi'nden biz e, son üç günde Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi orkestramız var. Aynı çocuklar böyle başladılar orkestraya. Daha hiç keman bilmiyorlardı. Fakat şimdi yedi yıldır eğitim alıyorlar. Sekiz yıldır e, eğitim alıyorlar. Bir orkestramız var çok büyük. O çocuklarımızı da velileriyle birlikte davet etti Ayvalık Belediyesi. ve Çok iyi bir organizasyon yapıldı. Gerçekten çok. E, gülün de sayesinde çok büyük bir organizasyon yapıldı ve biz çocuklarımızı ve velilerimizi oraya gittik. Hayallerini süsleyecek bir konser başlığı altında dediler. Hakikaten de öyle oldu. Ve bu çalışma başlamış oldu 170 çocukla. Biz bir prensip oluşturmuştuk. Felsefesi tanış buluş kutla. Yani siz yeni bir şeylerle tanışıyorsunuz. Kendiniz dahil buluş, buluşlarınız oluyor. Bunu da sonunda kutluyorsunuz. Yani o altı günde hiç müziğe dokunmamış çocuk sahneye çıkar mı? Ve kendisini nasıl buluru denemesiydi bu. 17 ilkokuldan. Bunun altı tanesi köylerden, köy kırsal bölgeden geliyor. Birleştirdik ve Yeşim'le birlikte ilk önce çocuklar çıktı. Sonra Gençlik buradan gelen orkestra çıktı. Sonunda da İstanbul'dan hatta bisikletle bir koro şefi geldi. Yetişkinler de gelip küçük bir koroyla akapelle yaptılar. Katman katman çocuklara nereye gideceklerini gösterdik. Hikaye böyle başladı. Neden zeytin çekirdekleri? Bir kere Ayvalık'ın yaşam kaynağı zeytin ve zeytinyağı. Zeytin ve zeytin ağacıyla insanların arasında bin yıllık hikaye var. Yani bir ağaçtan bin yıl ileri götürebiliyorsunuz ve her zaman kutsal kitap larda mitolojide her yerde zeytin ağacı barış, birlik in sembolü olmuş. Ve biz, biz çekirdekten başlayarak güzel bir gelişim yapmak istedik. Onun için zeytin çekirdekleri ismini verdik. Eşimden çıkmıştır isim. Onun için çok mutlu şimdi. Projeye öyle bir katkısı oldu. Bir de benim oraya gidip gelmemi destekliyor. Ee, şu anda e, bir yıl geçti yani aşağı yukarı 14 ay oldu aşağı yukarı 15 tane konser verdi çocuklar çünkü bu olaydaki felsefe çocuklar bir şeyi başarınca onu kutlaması lazım yani kemana tutmasını bile kutlaması lazım ve paylaşması lazım mutluluk paylaşınca bir arada oluyor biz aslında çocuklara bir şey vermiyoruz biz hep söylüyoruz çocuklar bize mutluluk veriyor yani bizim aldığımız iki misli bu olaydan e, belediye e, ve bu aslında ilk başlayan sosyal sorumluluk projesiydi belediyenin Ayvalık'ın ve çok büyük destek gördü. Yani Ayvalık'ta zeytin çekirdekleri bizim çekirdekleri tanımayan yok. Otobüse biniyoruz biz çekirdeğiz diyor atlıyorlar. Ondan sonra bu sene mesela Ayman'ın konserleri vardı. E, aşağı yukarı 6-7 tane hepsine gidip dinlediler. Yani 7-8 ay evvel klasik müziği tanımazken bah kıpırdamadan dinleyen çocuklar vardı. Onun için çok mutluyuz. Bu konserler işte ee, işte ilk Temmuz'la başladıktan sonra e, atık sanatla ilgili bir enstalasyon yapımı ki atılan şeyin çöp olmadığını, her şey çöp değildir ve her şey niye dönüşebilir, nasıl sanata dönüşebilir onu yapmaya çalıştık. Ondan sonra hasat oldu, Yeşim bir hasat şarkısı yaptı. Yani hasat nedir, zeytin nedir? Hep çocukların şarkılarında mesajlar var ki çocuklar eğlenerek öğrensinler. Yani mutlu olmadıkları zaman bir şey öğrenemiyorsunuz. Yaratıcı olmanız için mutlu olmanız lazım. Hep o ortamı sağlamaya çalıştık. Sonra yıl başında mesela ben ayvalık'ta onları turneye çıkarttım. Hastaneye gittiler. Hastanede hastane odalarını ziyaret ederek sağlık dilediler. İhtiyarlar evine gittiler, e, neşe verdiler. Esnafla sokağa gittiler, bereket bolluk dilediler. Böyle bir ayvalık turnemiz var. Sonra kaymakamımız dedi ki 100. yıl Çanakkale, o zaman 100 çocuğu Çanakkale'ye götürdük. Anıtta şehitlere konser verdiler. Ondan sonra 23 Nisan geldi. Sonra aile, mesela veli toplantıları müzikli yaptık. Köyde aileler piknik yaptı, çocuklar çaldı. Yağmur yağıyordu ama fark etmedi. Ve böyle bir 14 olaylı... Yani bütün şey birleştirmek, bir şeyleri birleştirerek büyütmek. Şu anda 300 çocukla yıl içinde çalıştık. Ama yaz yeni ikinci yaptığımız şenlik, Yeşimle birlikte yaptığımız şenlik artı şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı yaz okuluyla 650'yi geçti dokunduğumuz çocuk ve e, amaç 3000 5 amaç e, yılda yani. 3000. Ya her sene katlayarak gideceğiz. Yani 200 400 800 1600 3200 diye bir şey yaptık ama yani birinci yılda dokunduğumuz çocuk sayısı hedefi geçti. Bir de e, Mart ayında e, özel kalem dergisinin e, yerel yönetimler konusunda bir yarışması vardı. Orada da iyi bir ödül aldı sosyal sorumluluk alanında Türkiye genelinde. Ama asıl şey yani bütün bu etkinlikler ve konserler değildi. De biz sanat yoluyla bir sosyal seferberlik yapmak istiyoruz. Gönüllü olarak nasıl iş yapılır? Çocuklar müzikle nasıl sağlıklı olur? Nasıl mutlu olur? Bunları aşılamak istiyoruz. Yani bu seferberlik için hep beraber bütün gönüllülerimiz yani aşağı yukarı Ayvalık'a 25-26 gönüllü eğitmen geliyor. Ve bunlar bir zincir şeklinde. Keman var, cello var, işte bir ele katıldık. Herkes gelip gidiyor ve herkes kendisinde bir şey buluyor, bir şey veriyor. Yani bu bir imece usulü büyüyen bir olay. En son bu son konserle ilgili tasarım sen yaptın ona dön. Istersen. Şeyi de anlatalım sosyal seferberlik nedir tam olarak yani burada ne yapılması planlanıyor şu an farklı neler yapılabilir insanlar dışarıdan duyanlar ve bu, bu projeye destek olmak isteyen insanlar olursa neler yapabilirler? Şimdi bu projeye destek olmak istiyorlarsa bir kere çocukları e, hem çevresindeki çocukları yönlendirebilirler en başta e, maddi olarak imkanlarını zorlayabilirler kendileri Emekli. şahsi evet emeklerini zorlayabilirler e, emek olarak katkıda bulunabilirler fikir olarak katkıda bulunabilirler mesela biz bu projede bir araya geldiğimizde e, şu en son geldiğimiz nokta şu oldu. Biz burada merkez olarak 364 çocukla başladık. Şu anda 3800 çocukla eğitimimize devam ediyoruz. Biz artık bir merkeziz yani çocuk sanat merkeziyiz. Ama tabii burada çalışan öğretmenlerimiz gönüllü değil. Profesyonelce çalışılıyor. Tabii bu zeytin çekirdekleri gönüllülük ve sosyal sorumluluk projesinin bir başka ayağı gerçekten Orada e, çok bir farklılık var ama bizim çocuklarımızın da bunu fark etmesi gerekiyordu. Yani biz Ayvalık'a giderken de aynı zamanda bunu anlatmaya çalıştık. E, şimdi Çocuk Sanat Merkezi Kadıköy Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi bu projeye gönülden kendileri de gönülden destek olmuş oldular. Biz bir araya geldik öğrencilerimiz bizim öğrencilerimiz biraz daha gelişti tabii 7 senede 8 senede üniversiteye giden çocuklarımız var. Orkestramız var. Gelen çocuklara birlikte çalma şeyinde mesela Twinkle Twinkle çaldılar birlikte. onu dinlerken aslında bunu 7 sene önce çalmışlardı fakat başka bir renk çıktı, başka bir sound çıktı. Bu da şunu gösteriyor. Yani devlet senfoni orkestrası da çalabilir bu çocuklarla birlikte. Ve gittiği yer bu olacaktır. Ben ona inanıyorum. Yani bu halka halka, halka halka başka belediyelerle ya da başka sosyal sorumluluk destekleriyle başka çocuklara da mutlaka değecektir. Ve bu çocuklar birbirlerine dokundukça böyle halkanın şeyleri gibi evet genişleyen bir şey olacak çünkü bizim çocuklarımız da fark etmeye başladı o çocuklar sahneye çıkarken yani zeytin çekirdekleri sahneye çıkarken bir orkestrada olmanın getirdiği e, keyfini e, duyguyu o e, mesela yerinde duramayan çocuklar bambaşka bir e, keyifle çıktılar sahneye. Bambaşka bir ciddiyetle çıktılar. O yüzden e, bu proje birlikte olmak adına çok önemli. Bu bir hayaldi aslında Gül'le beraber. Evet, Hayalimiz. Oldu, evet. En önemli ayağı bu. Bu bir gerçek oldu. E bu, ger, bu gerçek bence çok daha farklı yerlere doğru gidecektir. Benim de bir hayalimdi aslında. Keşke bu projeler diyordum burası açılırken başka insanlara da örnek olsa, başka bir şekilde bir beraberlik olsa. Ama aklın yolu bildir. Gül de zaten biz bir tesadüf değil. Zaten o da öyle düşünerek yola çıkmış birisiydi. Biz sadece karşılaştık. Bu karşılaşınca şimdi burada bir öne çıkmıyor. Bu artık çocukların işi haline geliyor. Çocukların yüreği haline geliyor. Ben proje koordinatörü olarak sürekli düşünüyorum. Gülle paylaştığım zaman bakıyorum o da aynı şeyi düşünmüş oluyor. İşte ayvalık ayağında nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz, nasıl ortaya çıkartabiliriz. Ee, o tabii Ayvalık bölgesi biraz daha farklı bir bölge olduğu için oraya göre düşünüyor. Çünkü çocukların hareketleri daha çabuk e, gidip gelmeleri daha kolay. Burası biraz daha farklı. Ama şuna inanıyorum ki çocuk sanat merkezi ve zeytin çekirdekleri e, bütün Türkiye'ye örnek olabilecek bence bir proje haline geldi. İnşallah asıl amaç da buydu. İnşallah bundan sonra. Bundan sonraki aya yani yoksa bireysel olarak herkes bir şeyler yapıyor evet. Türkiye'de. Evet. Ben inanıyorum herkes çok güzel şeyler yapıyor. Ama önemli olan bireysel olarak yapmak değil. Ele ele verip bu işi çoğaltmak. Yoksa burada senin belediyen, benim belediyem değil. Aslında Türkiye'nin bizim şimdi başka çocukları, çocukları önemli. Evet. Ee, şöyle de bir şey var. Siz ben, demin ben de e ekleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi. Onu söyleyecek evet, ben Evet, Boğaziçi Üniversitesi ile zeytin çekirdeklerine nasıl destek olurlar? işte korosuyla diye konuşurken, e, hocalarımızdan bir tanesiyle dedi ki bir yaz okulu yapalım dedi ve hiç bizim çocukları tanımayan 73 tane öğrenci Boğaz içinden 5 hafta Ayvalık'ta ve 300'e yakın çocukla bütün günlerini geçiriyorlar. 150'si köylerde. Her gün köye çıkıyorlar. Çıktıkları zaman işte çakmak, akçapınar, çama Mesela 20 olan çocuk ertesi gün 30 oluyor, 40 oluyor, 50 oluyor. Bunlar 3 kişiler mesela tiyatro yapacaklar. Ama o çocuklardan vazgeçemedikleri için orada köylerde dağ gibi büyüyor olay. Ve e, ben dün bir tanesine arastım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Döndüm dedi ama özlüyorum geri mi gitsem dedi. Yani <laughs> böyle hakikaten yani hiç birbirini tanımayan kişiler. Ama ben bunu da sanatın, müziğin. Bir de sporun sihirli gücüne inanıyorum. Gerçekten hani insanı bütünleştiren bazı platformlar var. Bunlardan bir tanesi müzik. Müzik gerçekten insanın ruhuna dokunduğu zaman pek çok şeyi bir arada siliyor. Her türlü ayrılık yok oluyor. Onun için Boğaziçi Üniversitesi'nde ben dün rektörlükteydim. Gelecek sene de yapacağız dediler. Yani o sıcakta gelecek seneyi hayal etmeye başladılar veya biz bundan sonraki koroları nasıl yaparız, başka ilçeler nasıl katılır diye bugün konuşmaya başladık. Yani olay büyüyor. Aslında e, eğitmenlerimiz, gönüllü eğitmenlerimiz kendi arkadaşlarını buluyorlar. Aslında bir kere bir tane bir yerden başlaması lazım. Hani bulunduğumuz zaten başlatmışsınız. Yani evet. şu anda öyle bir noktada ki benim anladığım. Ee, insanlar bunu duydukça bir şekilde bu e, zincirin bir parçası olmak isteyecekler. E, gönüllülük esası da e, çok tabii güzel tabii. bir şey. Evet. Yardımcı olmak isteyenler bir şekilde buradan da duyurmuş olalım. Evet, tabii. Bir şekilde ulaşsınlar evet. ve ucundan tutsunlar evet. bu güzel projenin. Sizde zaten bir merkez var. Bizde Ayvalık Belediyesi var. Ayrıca Zeytin Çekirdekleri Derneği'ni de kurduk. Yani dernekle de e, hem şimdi Facebook sayfamız var. Yakında web sitesi çıkacak. Derneğin bilgileri de orada. Her türlü yani gönlünden, imkanından veya çalgı kardeşliği kurduk. Kurdukları çalgıları kullanmayanlar veriyorlar. Yani onun için her türlü her, her şey, şey değerleniyor. Şey, her şey değerleniyor. Şimdi biz o çalgı kardeşliği üzerine hemen Kadıköy Belediyesi olarak çok büyük bir kampanya başlatacağız. Ee, Ekim ayında ee, özellikle hemen bize basın danışmanı dedi ki hemen zeytin çekirdeklerine dedi yapacağımız bu çalgılardan kampanyadan mutlaka göndermemiz gerekiyor dedi. Şimdi böyle bir şey oldu aramızda. Yani bizdeki artık çalgıları mutlaka oraya göndermemiz gerekiyor. O yüzden bu konuda e, yaptığımız çalışmalar artık ortak e, gelişeceğine inanıyorum ben. Çünkü geç, geçtiğimiz yılda birlikte başladığımız bu çalışmaya e, biz giderken e, insanlar inanıyordu ama hani bu kadar bu raddeye geleceğini bilmiyorlardı. Şimdi döndük, bu sene gittik, dans bölümümüzle gittik hatta Ayvalık'a. Döndükten sonra e, şu andaki aşama tabii gerçekten çok büyümüş oldu. Değdiğimiz çocuk sayısı da da Fazlalaşmış oldu. E, duyan insan sayısı Kadıköy'de de İstanbul'da bir kere zeytin çekirdeklerini duymuş oldular. Bu önemli bir şey yani. Otobüsümüzün önünde bile zeytin çekirdeklerini anlatan herkes en azından bir kere bakıyordu. Bir kafasında aklında bir e, algıda bir seçicilik oldu yani zeytin çekirdekleri. Evet. Bir de adı da çok güzel. O yüzden bence e, her konuda desteklenmesi tabii, lazım. Çocukların. Ilk, i̇lk olarak tabii siz ön, sizler ön ayak evet, olduğunuz evet, için, e, veliler bu işe inandıkları için, çocuklar da bir şekilde bu işte var olmak istedikleri için tabii. çok güzel bir noktaya gelmiş ve gelecek bence de eminim. Evet. E, çok teşekkür ediyorum ben. Biz e, Teşekkür ederiz. E, bir sonraki programda yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.